Merhabalar. Bugün bir zeytin fidanından bonzai şeklinde dönüşmüş halini ufak bir saksıya alma aşamasını sizlerle beraber denemeye çalışacağım. Evvelce yapmış olduğum bir iki çalışmada sonuç alabildiğimi düşündüğüm için yapım aşamasını sizlerle paylaşmak gereği de hissettim. Evvelceden hazırladığımız bir bonzai saksımız var burada. Bu toprak ve çakıl karışımıyla hazırlanmış hali ve kökleri bağlayabilmemiz için de hazırladığımız tel aparatlar. Çalışmak istediğim ürün bu ağaç. Bir zeytin fidanlığından alındı. Bu zeytin fidanlığından aldığımız ürünü bir bonsai haline getirebilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. İlk önceliğimiz tabi ağacı çok fazla zarar vermeden saksısından çıkarabilmek. Genel olarak kökünden tuttuğumuzda çekip alabilmek bence en kolay yöntem gibi gözüküyor. Bu haliyle çok fazla zarar vermeden ağacı almak mümkün. Yüksek olan bu kök kısmını testere yardımıyla azaltıyoruz. Ayrıca daha bu aşamadan yapılacak bir de tabi temizliğimiz var. Ağacın hemen hemen bütün kök yapısını görmeye gayret edeceğiz. Çünkü toprak altında kalmış olan fidan köklenmeleri gerçekten bizim işimize çok yarayacak. Kök yapılarıyla dolu. Bunları görebilmek kökü komple topraktan arındırmakla mümkün. Mesela burada çok güzel olduğuna inandığım bir kök şu anda ben tespit ettim. Bakın şu iki kök normalde görünmemesine rağmen şimdi açığa çıktı. İşin belki de en zahmetli kısmı burasıymış gibi görünüyor ama bütün bir ağaca formunu verecek olan yapıyı bize gösteren nokta da bu kök yapısı. Kökü görmeden hiçbir şey söylemek de mümkün değil. Çok fazla kılcallara zarar vermeden, bakınız şunlar bizim için kesilip alınması gereken kökler. Çok fazla zarar vermeden tık almakta fayda var. Evet, bu ön yüzü şuradaki çıkıntısıyla beraber dışarıda bırakacak şekilde bir bonsai elde edebileceğimizi düşünüyorum. Şık bir kök yapısı çıktı bana sorarsanız. Bunu denemekte fayda var. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken husus çok fazla büyük kökleri, şu şekildeki sert yapıları özellikle ağaçtan uzaklaştırmak. Çünkü bizim istediğimiz kökler bu görmüş olduğumuz saçaklar. Biz bunlarla hareket etmek istiyoruz.
dibe doğru gelen büyük kökler var. Bu iş hassas yapılması gereken bir iş. Çok baştan savma yapmamak lazım. Çünkü bazı dibe giden kökü istemesek de kökün ağaç kısmında kalan boşluğunu istiyoruz. Çünkü köklerin yere doğru sarılmış havasını da bu şekliyle veriyor. O bakımdan özellikle kök budamasını çok hassas yapmak lazım. Bakın mesela şurada çok büyük bir kök görüyoruz. Onun genel durumunun ne olduğunu baktığımızda yanından bir de sap kök çıkmış ve çok fazla da saçak barındırmıyor. Dolayısıyla bu kökü biz bu bitkide istemiyoruz ve alıyoruz. Bakınız, bu kökten sıyrıldık. Evet. Şu anda ağacımızın şu iç kısmını toprakla doldurup saksıya oturttuğumuzda bu kökleri dışarıda bırakabilecek bir hava yaratacağız. Ondan sonra da o kökler üstünde minik bıçakla veya makasla yapacağımız bir uygulama olacak. Bu aşamada şurada gelen bir iki fazla kök daha var. Bunları da alıp bakınız bu kalınlıktaki kökleri bitkiden uzaklaştırıyoruz. Şu görmüş olduğumuz kök bitkinin üstte kalan kısmında olacağı için belki yere saplanması ihtimali olabilir ama mesela şuradaki fazlalığı bu bitkide istemiyoruz çünkü bize fayda sağlamayacak. Bunu bile kesebiliriz ilerleyen dakikalarda. Ne gösterecek bakacağız. Ortada kalan bir çukur alan oluştu. Bu çukur alanı taş ve çakıl karışımı bir toprak grubuyla doldurmaya gayret edeceğim. Ki o bizim saksımızın içinde de bitkiye bir destek vazifesi görecek. Hem de yukarıda kalması durumunu doğuracak. Bitkiyi şu şekilde oturtacağım ağaca, saksıya. Şimdi onun için burada minik bir iş yapmak durumundayız. Saksıya bir şekilde bitkiyi bağlamak durumundayız ki ilerleyen aşamada bitkinin bir takım olumsuz durumlarda, misal hava koşulu gibi devrilmesi veya elden kayıp düşmesi gibi durumlarda bitkinin saksıdan ayrılması ve en azından toprak belki dağılabilecek, evet, ama bitkinin saksıdan ayrılmasına engel oluyor. O çok büyük bir avantaj. Daha evvel hani olmaz bir şey deyip de bu şekliyle davranmayan arkadaşlarımızın
Bazı hikayeleri var tatsız. Bu bakımdan o meseleye hassas davranmak lazım. İşin belki de en önemli noktalarından biri o. Arkada bir karga burunla hemen sıkıştırmak mümkün. Ondan sonra zaten bitkimiz artık umarım yıllarca bu saksının ayrılmaz bir parçası olacak. Zaman zaman tabi saksı değişimi, toprak değişimi bunlar gerekecek bu bitki içinde. Ama önemli olan mesele bitkiye ilk an itibariyle verilebilecek en iyi formu verebilmekle mümkün. Bitkinin kök dallarına da tam olarak toprak gidebilmesini temin için böyle bir sivri uçlu tornavida de kullanıyorum ben genelde. Bu temizlik aşamasında da fayda sağlıyor. Bakın hemen burada sırıtan minik, şuradaki minik kökler sırıttı. Hemen onları iyi kesen bir makasla köklerden uzaklaştırıyoruz ki biz o kökü ilerleyen aşamada kendimize dekoratif amaçlı da kullanabilelim. Tek sıkıntım aslında gerçek bir bonsai toprağıyla çalışamamak. O ürüne daha ulaşamadım. Bir kedi kumu markasından bahsediliyor ama onu da bulmak çok kolay olacakmış gibi gözükmüyor açıkçası. Şimdilik böyle bir sıkıntı içerisindeyim. Kısa vadede bu konuda bana yardım edebilecek insanlar olduğunu biliyorum. Onlarla da temasa geçeceğim. Genel olarak bonsaimizi saksımıza aldık. Bu bölgelerde yapılacak temizlikler ve benzerlerini yaptıktan sonra onu da bir ayrıca video olarak alacağım. O görüntüleri de sizinle paylaşacağım bugün. Yeterli alanımız kalmadığı için videoda paylaşamadık bunu. Herkese kolay gelsin.